gidişatı kötü abi. Neden bu hallerde peki? He? Neden bu hallerde? İnsanoğlu cahildir abi, normaldir. Evet. Neden bu cennet vatan bu hallerde? Korkuyoruz. Marmara boş, bizi oraya götürmesinler. Yoksa herkesin içinde vardır bir ateş mutlaka ama. Dünya her taraf kırılıyor hala şey birbirlerini yemeye. Nasıl düzeleceğiz abla peki? Nasıl düzelir? Hayırlısıyla kim görürse o düzeltir. Sen kimi görmek istersin? Ben hiçbirini görmek istemiyorum. Bir değişim şart mı? Ne? Biz çalışıyoruz. Biz... Elde avuçta bir şey var mı? Yok. Sen markete... Uçta mı çalışıyorsun abla? Markete bir gitsene. Alabiliyor musun her işte döneyi? Abi tek kurtuluş Muharrem İnce. Muharrem İnce. Tabii trilyonluk, trilyonluk geliyorlar, konuşuyorlar. Ama bende para var. Olmayanlar ne yapacak? Avucunu yalasın. Askeri ücret alan emekli ne halde abla peki? Ay sonu getirebilir aç, mi? Aç, aç. Sen kirada olmasaydın, kira olsaydın sen de askeri ücret geçinebilecek misin? Tek kişi geçinebiliyor musun? Öyle. Sen o zaman kendine şart önce. Bizdeki... Ben tek başıma çalışıyorum. Geçinemiyorsun değil mi? Benim aldığım maaş 9300 abla. Geçinebiliyor musun? Ben kendim geçinemiyorum abla. Ya, işte. Kira var mı? Yok hayır, kendi evim. Kira ya, versen ne olacak 8-9 bin lira? Kira versem zaten kafama sıkarım ben. Vallahi kafama sıkarım. Neden bu cennet vatan bu hallerde? Ben geçiniyorum. Vallahi milletten kaynaklanıyorum. Geçiniyorum. Rize'de ev bakıyorum, burada oturuyorum. Gideceğim ben. Ben geçiniyorum. Evet, bak sonların okuyu yapıyoruz burada, çalışıyoruz. Sonda işinde. Evet buradayım, Rize'den geldim, burada çalışıyorum. Ben geçiniyorum. Kiradayım. Bayağı geçiniyorum. Abi askeri 8500 lira değil mi? Sen kira ne kadar veriyorsun? Çalıştıktan sonra paşam tamam. Az kalmasın. Yetin abi sen aylık doğalgaz faturası ne kadar veriyorsun? Benim 1 lira doğalgazım geliyor. Abi ne kadar geliyor? Faturan ne kadar geliyor? Ben Rize'den geldim. Bak sana iyi diyorum. Rize'den geliyor. Ben çalışıyorum ya. Çalışıyorum. Sağlığım sıhhat. Kira 1000 lira değildi. Yani yanlış çalışıyorum paşam. Ben niye şikayet etmiyorum? Saygı duyuyorum. Niye şikayet etmiyorum? Saygı duyuyorum. Yanlış. Geçinemiyoruz biz. Herkes bir yıldır geçinemiyor. Abi sen kiralık evde mi kalıyorsun şu anda? Evet. Ne kadar kira veriyorsun? 1000 lira kira veriyorum. 1000 lira mı? Evet. Bakırköy'de 1000 lira mı? Rize'de oturuyorum diyorum sana. Rize'den şimdi buradasın ya. Şimdi burada ne kadar? Bir yerde kalmıyor musun abi? Çalışıyorum abi buradayım. Tamam kiralık. Kira ödemiyor musun? Hayır. Nasıl abi? Bayağı. Burada gelip ben geçinebiliyorum. Evet. Kira ödemeyenler değil. Peki 10 bin lira kira ödersen geçinir misin abi? 10 bin lira. Çalıştık sonra geçinirsin baba. 10 bin lira kira ödeyip 8500 alırsa geçinir. Ha, ne biliyor musun? Şimdi bir tane poğaçayı sen 8,5-9 lira yaparsan, bir çay 14 lira yaparsan geçinemezsin. Kim denetleyecek onları abi? Neden 18 lira? Peki ben sana sorayım. Onu kim denetleyecek? Bir dakika konuşayım. Sen vatandaşa sorana kadar niye esnafa sormuyorsun ki bu çayın fiyatı niye 14 lira? Soruyorum ben sana. Sordun mu? Sormadın. ÖTV, KDV var diyor. Bırak, devlet vergi alıyor diyor. O geç, ÖTV kadar. Çay KDV'si olur mu ya? Hepsi var, hepsi var. Ya yapma gözünü sen. Kira ödüyorum diyor. 20 bin lira, 30 bin lira kira ödüyorum diyor. Ha senin sırtından ödüyor değil mi? Kimin sırtından ödeyecek abi? Bırak 14. Rize'de çay satmıyor musunuz? Satıyoruz. Çayın KDV'si yok mu? 3 lira çay. Tamam. 3 lira mı? 3 lira, Rize'de. Vay be. Of. Dayı 10 sene öncesinden mi kaldı? Buraya ne kadar satıyorsun? Reset at, güncelle kendini. Rize'de değiliz. Biz buradayız. Herkesin görüşü farklıdır. Buradayız. Biz Rize'de değiliz. Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de şurada kafeye gitsene, bir çay içsene be abi. Bir çay içsene abi. 5 liraya bir çay iç abi. 5 liraya bir çay iç abi. Bana çay ısmarlasana. Siz önce saygıyı öğrenin tamam mı? Büyüklerinizin olduğu yerde ufakların saygısı olacak. Siz bu zihniyette olduğunuz için kaybedeceksiniz. O zihniyet bizim. Erdoğan'a oy versin abi. O zihniyet bizim kızım. Siz bana akıl verecek kapasitede değilsiniz. Sen de bana akıl verecek, burada konuşacak kapasitede bile değilsin sen. Abi benim akıl veremezsin zaten, yok çünkü. Yok zaten. Yaşınız kaç? 16. Yok biz 65 yaşındayım ben, niyeyse ben de sizin gibi. Çayın fiyatı o kadar 3 lira olur mu? Nerede yaşıyorsunuz siz? Rize'de 3 lira. Rize'den geldin diyorum. Rize başka, evet. İstanbul başka. Ben zaten Rize'de yaşıyorum. Bir zahmet 3 lira olsun ya. İstanbul'un her şeyi pahalı. İstanbul'da yaşamak bir lüks yani. Ama siz şimdi gerçek bak şu gençlere baksanıza. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış. Bakın ben sizden, ben yaş olarak büyüğüm. Çalışmadıktan sonra ben lazımdır. Ben de çalışıyorum, ben bu yaşımda çalışıyorum. Ama hayat pahalı abi, diyeceksin. Ben haftada bak, bir şey yok. Niye ama niye? Niye yani illa yükseden yönetiremiyoruz, yönetiremiyoruz kardeşim. Katılmazsınız. Siz ne taraflı düşünüyorsunuz? Yanlış. Buna katılmıyorum. Abi sen AK Parti'ye muhtaç değilsin. AK Parti sana muhtaç.
Çok güzel yaşadık. Ben de gördüm. Ben senden daha iyi gördüm. Ama göremem. Bir kişi çalışıp, bir baba çalışıp çocuklarını okuttu. Çalışıyor ola aday olma. Çalışıyor, okuyutabiliyordu. Ama o zaman öyleydi. Şu anda ya çocuk da çalışsa, bak gençler hep çalışsın. Çalışıyor. Hep üniversiteyi okuyamıyor. Abi, okuyamıyorlar. Abi, ne olur biraz ben, vicdanlı ol Allah aşkına. Sen abi, bu kafayı değiştir. Yazık sana. Ben haftada ben 600 lira para alıyorum. Abi ben 3 senedir sanayide çalışıyorum. Zaten bir yemek yiyoruz, 200-300 lira tutuyor. Sizin evladınız yok mu? Özel okul var ya. Ülkede özel okul, özel hastane var. Abi bana bakabilir misin? Abi sen 16 yaşında ne yapıyordun? Çalışıyordum paşam. Ben de çalışıyorum. Ben niye çalışıyorum abi? 16 yaşında çalışıyordum. Abi 16 yaşında çalışmak zorunda mıyız Allah aşkına? 20 yıldır iktidarda olan bir adam. Bizim gençliğimizi, 20 yıldır iktidarda olan bir adam benim gençliğimi etkileyemediyse ne işime yarayacak? Sen seçtiysen o adamı ben niye seçmek zorundayım? Senin yaptığın yanlışın cezasını niye gençler çekiyor? Ben 16 yaşındayım, niye çalışmak zorundayım? Ben gezmek istiyorum, çay içmek istiyorum, kahve içmek istiyorum. Neydi o zaman? Ne? İlkokul bitti, ben çalışmaya başladım. Peki o zaman bu insanlar neredeydi? Tamam, Tayyip gibi adamlar yüzünden oldu. Şu anda Tayyip yüzünden çalışıyorum ben. O zaman Tayyip şu anda Tayyip yüzünden çalışıyorum ben. O zaman Tayyip mi vardı? E şimdi Tayyip var. Kim vardı o zaman? Senin çektiğini ben niye çekeyim diyor. Evet abi. Çekmesin. Ne abi çekmezsek nasıl yaşayacağız Allah aşkına? Abi bak haftada... Ay ben sana insan gibi soru soruyorum. Bak Allah'tan benim annemin babamın soru durumu iyi. Haftada 600 lira para alıyorum. Senin ben çektiğini ben niye çekmek zorundayım? Sen köyde mi büyüdün? Abi sen köyde büyüdün değil mi? Ben köyde büyümedim. Ben büyük devlette büyüdüm. Büyük şehirde büyüdüm. Ben niye çekmek zorundayım bunu? Ben köyde büyüdüm. Ülkeye çayı aldım. Hayır onunla alakası fark yok. Fark var değil mi arada? Onunla alakası yok. Ama senin 16 yaşındaki çektiğin çileyi ben niye çekmek zorundayım? Sen köyde ben niye çekmek zorundayım? Ben köylüyüm paşam. Ben köylüyüm. Sen şehirli ol. Ben köylüyüm. Tamam. Ben takdir ediyorum abi. Tamam sen benim soruma cevap vermiyorsun ki zaten abi. Ben sana bir soru soruyorum. Adam haksız çünkü oğlum. Tamam abi ben sana bir soru soruyorum. Cevap vermiyorsun. Senin 16 yaşında çektiği çileyi niye ben çekmek zorundayım? Çekme paşam ya. Sana çektiğin mi var? Abi bir şey diyeceğim. Sen nerede gördün ki askeri ücretle geçinebilindiğini? Konuş. Abi bak şöyle diyeceğim. Tamam mı? Benim babam kaza geçirdi. Ben 13 yaşında çalışmak zorunda kaldım. 13 yaşında bana kimse yardım etmedi. Devlet de yardım etmedi. Çay da 3 lira değildi. Geçiniyorum diyorum ben. Hep böyleydi yani. Evladım ben geçiniyorum diyorum ben. Abi kim geçinebiliyor bak. Yani şöyle söyleyeyim. Bana yardım etmeleri gerekiyordu. Devlet bana yardım etmesi gerekiyordu. Ben 13 yaşında çalışmaya başladım. Ben çalıştım yani. Ne benim LGS'ye girmem gerekiyordu. Hayır Erdoğan olmasa da bir başkası olsa çalışmayacak mısın? Abi bir şey diyeceğim. 13 yaşında niye çalışayım? Abi bilemiyorum. 13 yaşında çalışmamam gerekiyor. Abi 20 yıldır adam hükümette. Kaç yaşındasın? 16. Sen de 20 yıldır diyorsun. Sen daha dur bakalım ya. Abi ben hayatımı gördüğümden beri o adamı gördüm. Abi adam iyi olsaydı. Adam iyi olsaydı şu anda ben haftada 600 liraya da geçinebilirdim. Allah'tan benim babamın durumu iyi de ben 600 lirayla bile geçinemem. Bir yemek yiyoruz burada 300 lira tutuyor abi. Babanın parasını yapacağım. Bak ben 52 yaşında oldum hala çalışıyorum. Tamam. Abi 52 yaşında ben de çalışıyorum. Kimse babasının parasını yiyemiyor. Para yok çünkü yok. Para kalmadı. Kimse de kalmadı. Ne baba parası ya? Ne baba parası? Kimse de kalmadı. Ya ülkede çocuklar çalışmak zorunda kalıyor ya. Ne saçmalıyorsun ya? Ülkede çocuklar çalışıyor çocuklar. Rize'de çay satıyor. Ya gelmiş hala çay 3 lira diyorsun. Niye çocuklar çalışıyor? Tamam abi. Çalışıyorum. Abi senin yaşında ben de çalışıyorum. Tamam çalışacağım zaten abi. Akşam bak ben sana ne diyorum? Ben ilkokul bitti çalışmaya başladım. Abi niye? Buna zorunda değilsin. Abi. Değil işte. Sen 3 liraya al ben senden 5 liraya alacağım. Burayı getir o çayı. Tamam abi. Abi gelecek kaygısı yaşıyor musun? Abi zaten yaşamaz olur. Ben yaşamıyorum ama bence diğer insanlar yaşıyor olabilir. Ben şöyle söyleyeyim. Şu an ülkedeki bütün gençlerin düşündüğü tek şey para derdi. Herkes yani normalde insanlar işte hayallerindeki mesleği isterdi işte. Ne zevk alırsa onlardan bahsetmek isterdi. Şimdi herkes para derdinde. Gençler de para derdinde. Yetişkinler de para derdinde. Çocuklar da para derdinde. Yani şurada para derdinde olmayan insan mı kaldı? Hepimiz para derdindeyiz. Peki nasıl düzeleceğiz? Çare ne? Abi şu an
ne hani oy verebileceğimiz biri var, ne başkası var. Hani millet gelmiş bize eski İstanbul'dan bahsediyor. Gelmişler diyor ki işte eskiden işte yağ kuyruğuna giriyorduk, ekmek kuyruğuna giriyorduk. Ya, gelmişler ya. Hani kentleşme, yapısal kentleşmeden bahsediyorlar işte. Adamlar gelmişler bunu yapıyordu. Biz yani şu anki devirde 2000'lerde gelmiş yağ kuyruğuna girdik ya fiyat dolayı. Fiyattan dolayı yani kuyruklara girmek zorunda kalıyoruz. Ki bakkallarımız da var, o zaman bakkallar da yoktu doğru düzgün. Adamlar bakkal yok diye kuyruğa giriyorlardı, biz olmasına rağmen kuyruğa girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü fiyat çok yüksek. Yani doğru düzgün hiçbir şey alamıyoruz ki. Yani burada 10 bin lira olsa ne kadar olur, 2 bin lira olsa ne olur? Şimdi gerçek gündeminde ne var abi? Ya şu an bence deprem var. Nasıl abi, İstanbul'da kendini güvende hissediyor musun? Sence? Bence değil. Hiç güvenli değiliz bence. Nasıl önlemler alınmalı abi peki sence? Ben önlemi hani bu insanların bahsettiği gibi deprem çantası yok falan filan değil. Hani bunun olabilirliği şu şekilde, hani ülkece özellikle yönetimin bu imar affını bir daha gündeme getirmemesi gerekli. Daha sonra işte hani denetimlerin kesinlikle şeffaf ve gerçekten caydırıcı bazı cümleleri içermesi gerekiyor ki müteahhitler, işte hani denetim yapan bu özel kuruluşlar, bir kere bu özel kuruluşların elinden alınıp tamamıyla kamunun denetlemesi gerekiyor binalar. Hani yeni bir imar, yeni bir şehircilik anlayışına ihtiyacımız var. Hani insanların daha merkezde olduğu, insanların içerisinde yaşayabildiği, sadece barındığı değil. Yani böyle hani meydanlarda kürsüler kurulmadı. İnsanlar nasıl yerlerde yaşamak istiyor? Sahili nasıl değerlendirmek istiyor? Hani burada yaşıyorsun Bakırköy'de ama sahili değerlendiremiyorsun. Adam geçmiş, koymuş masaları, açmış bir dükkan. Ya bir yaşama değil ki bu. Hani sürekli bir gaspa maruz kalıyorsun. Hani toplum olarak bu gasptan nasıl kurtulabiliriz? Bunu da derdini geçtik, artık biz nasıl hayatta kalabiliriz derdindeyiz. Bunun için de yani mümkün mertebe hani aydın, nitelikli, liyakat sahibi, işin içerisinden gelmiş. Hani İmam Hatip'ten AFAD'a ya da herhangi bir denetleme kuruluna bir başkan almayalım da. Hani Mimarlar Mühendisler Odası'ndan olur bu adam. Bu adam bu projelerin içerisinden gelmiş olur. Şehirciliği, toplu yaşamı, insanların bir arada yaşarken ne tür ihtiyaçlar, ne tür gereksinimler üretebildiğini bu şekilde çözülebilir. Bence hani yoksa deprem çantası alalım, işte toplanma alanlarımız olsun. Hocam biz şunu söyleyeyim sana, pandemi döneminde maske dağıtmaktan aciz bir organizasyonla karşı karşıyayız. Yani bence hepsi yalan. Baştan ilk önce zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.